Çok teşekkür ederim doktor. Ne yapıyorsun burada? Yardım. Ateş hocanız bu hastaya verdiğiniz HIV ilaçlarının kesilmesini istedi. Tamam da İpek Hanım, Ateş Hoca nerede? Kendisi şu anda hapse girmemeye çalışıyor. Selin'den yardım almaya gitti. Hapis derken ne hapsi? Hastaya vurmuş. Hocam hemen iki yandaki bölme. Sesi takip ederseniz bulursunuz. Tamam. Fulyacığım gelsene. Ne oluyor? Emre artık acil hastalarına da mı bakıyor? Hocam çok sıkışınca çağırıyoruz. O da kırmıyor, geliyor sağ olsun. Yani çocukların üzerinde çok garip bir etkisi var. Nasıl yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama hemen sakinleşiyorlar. Eli de çok hafif. Sayesinde dikiş atılırken ağlamayan çocuklarımız oldu. Bakın. Böyle çok kurtardı bizi prens doktorumuz. Prens? Prens. Ya geçen gün küçük bir kız çocuğu taktı. Öyle de kaldı. Yapıştı. Yakıştı da. Peki. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Merhaba. Şu İlker Bey'in dosyasını alabilir miyim? Hemen bakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Aa, prens doktorumuz merhaba. Merhaba. Prens mi dedi, o ne dedi? Biri dedi öyle işte, sonra dile dolandı, yayıldı gitti. Bunun senin acil ziyaretlerine bir ilgisi olabilir mi? Yani olabilir. Olası. Mümkün, mümkün. Evet. Emre, çatlatma adamı, anlat bakayım. Nasıl bir anda prens oluverdin? Lenf bezlerinde şişme yok. Bu iyi işaret. Ama bir de Zeynep hocam baksın, iyi olur. Ellerim dolu. Siz doktor olmak için fazla güzelsiniz. Yalan mı? Hiç modellik yapmayı düşündünüz mü? Bu lafla kız tavlayabildiğin oluyor mu ya? Gerçekten. Evet. Hem de her gün. Ben niye fotoğrafçı oldum zannediyorsunuz? Ama siz mesleğinizi seçerken bu flört kısmını hiç düşünmemişsiniz anlaşılan. Çünkü hastalarınızla flört edemezsiniz. Adı üstünde hasta onlar. Hı hı. Belki sen flört etmeyi seviyorsun, bense mesleğimi seviyorum. Zeynep hocam çok ciddi. Hep mi böyledir? Evet. Anneni diyabetten kaybetmişsin. Peki baban? Onun sağlığı nasıl? En son duyduğuma göre siroz olmuş. Siz eğlenmek için ne yapıyorsunuz peki? Herhalde hafta sonları bir yerlere gidip dağıtıyorsunuzdur ha? Bu doktorların gecesi gündüz, hafta içi hafta sonu olmaz derler ya. O laf tamamıyla doğru işte. Demin en son duyduğuma göre babam siroz olmuş dediniz. Niye? Görüşmüyoruz çünkü. Bir 10 yıl kadar oluyor. Neden? Ben mühendislik okumayı bırakıp fotoğrafçı olunca o benimle görüşmeyi kesti. Çünkü fotoğrafçılığı meslekten saymıyor. İyi de oldu. Ya bizim peder... İnsanların hayata çalışmak için geldiklerine inanır. Bence tam tersi. Eğer eğlenmiyorsanız yaşamıyorsunuz demektir. Bildiğin kan uyuşmazlığı var yani aramızda. Babalar bazen çok sevimli olabiliyor. Aa, Emre hocam çok tatlı. Öyledir, prens gibidir. Kibar, çekici, tatlı. Ama siz daha tatlısınız. Vay be! Sosyopat olmuşum ben ha. Ne kadar zaman oldu biz böyle bir şey yapmayalı? En son sinemaya gitmiştik galiba, değil mi? Emre uyumuş. İyi de tarihi aşk filmine götürürsen uyurum tabii Zeynep. Öyle söyleme, hakkını yeme, ödüllüm şimdi. Size var ya, bir daha iyilik falan yapmayacağım ha. Çok çalışıyoruz ya. Hep yapılacak bir şey var ya. Sonuna kadar böyle mi olacak acaba bizim hayatımız? Bize bağlı. Yani İlker, o böyle söylüyor hastamız. Kurallara bağlı yaşarsan hayat senin hayatın olmaz diyor. Tabii tabii. Onun gibi yapalım. Hasta olup yatakları düşelim değil mi? Vallahi ben de AIDS olmuş birinden hayat tavsiyesi almayacağım. Kan nakli olarak da AIDS olan insanlar var bu hayatta, hatırlatırım. Evet ama İlker çok gezerek ve çapkınlık yaparak AIDS olan biri. Ben de onu hatırlatırım ki
İyi insan lafın üstüne bu işi bana kilitlediğiniz için çok teşekkür ederim. En iyi fonksiyonu nörologlar yapar. Peki, peki. Bu arada börekçi geçerse bir iki tane kıymalı börek vermiş. Tamam. Evet Emre Hocam, dediğiniz şeye bakacağım. Teşekkürler. Önemli değil. Görüşümüze çok sevindim. Ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Boş mu acaba? Nerede millet? Herkes dağıldı artık evlere. Ben de gidecektim ama seni merak ettim. Ne güzelmiş ya Vahveç. Hak etmemiştim daha önce. İyi gizlenmiş buraya. Senin gibi. Bütün gece düşürmüyordun abartı halinde. İçer gibi yapıp içmezlerden misin sen de benim gibi? Bazen içiyorum ama bugün içmedim. Yani su içiyorum sadece. Kandırdın yani hepimiz. Keyfin yerindeyse su bile yeter. Güzel bir gece oldu bence. İyi ki geldik. Başka bir yere gitmek ister misin? Büzük olan bir yere, boğaz olan bir yere, neresi dersen. Yarın iş var. Kalkalım mı? Tabii, tabii kalkalım hadi. Aa! Ne oldu Zeynep? Kivi varmış. Kim Zeynep kanıyor galiba. Harikan, sana da bulaşmasın. Ya saçmalama Zeynep, bakacağım sadece hadi lütfen. Hadi. Of! Biraz derin ama dikiş gerektirmiyor neyse ki. Hadi sen gir eve. Sen git, öyle gireceğim. Görüşürüz.
sevgili Zeynep. Annemi bu sabah kaybettik. Cenazesi Aşiyan mezarlığına defnedilecek. Akşamdan kalmayız. Ne var? Şehirde, kafeste. Nasıl oldu? Yeni arkadaşım. Ya, fare bu. Bulamaz mı? Ha? Kıskandın mı? Ah. Al. Al, al. Hadi korkma, ısırmaz. Tut. Tut, 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 tut. Heh, al bunu muzeye götür. Bahçede sota bir yere koysun, tehlikeden uzak. Tamam, sonra gel beni bul. Bu babasıyla arası çok kötü olan bir hastamız var ya, onun yanındayım. Koçum, iyi bak kendine, yaramazlık yapma. Muzu abinin sözünü iyi dinle, tamam? James Dean. Ne? James Dean adı. Jimmy diyebilirsin sen istersen. Evet, depresif bozukluğun hemen hemen her medikal ve nörolojik hastalığa, özellikle de kronikse eşlik ettiğini ben söylemedim. Bu bilinen bir nokta. Ama multiple skleroz hastalarındaki yaygın anksiyete bozukluğu ve yineleyici majör depresif atakların diğer kronik hastalıklara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü söyleyen benim. Makalemin odak noktası bu. Üç kaşık ha? Ha, bu sabah şekerli istedi canım. Tuz ama koydun. Allah kahretsin ya. Hayırdır senin halin bir tuhaf? Yok. Tövbe yarabbim ya. Bugün bir tuhaflık yarışması mı var? Hani bilseydim hazırlanıp gelirdim. Ne bileyim, benim de bir cadılar bayramı kostümüm falan var. Senin her zaman geldiğin yetiyor bize. Ama çok şanslısın. Hoca geç kaldığını fark etmedi. Değilim çünkü kapıda karşılaştık. Elime bir fare tutuşturdu falan. Fare mi? Hmm, böyle kafesin içinde bir fare.
Yeni arkadaşımıymış, neymiş bir şeyler anlattı da Muzo'ya teslim ettim de kurtuldum. Oh ya, başım çatlıyor. Alıyorum şundan bir yudum. Sana kıyamam. Tuzlu o. Tuzlu seviyor, tuzlu yapıyor. Sana yenisini yapacağım. Siz ne böyle ya? Benden sonra geceleri mi aktınız? Acaba ben ekildim mi? Benden sonra eğlenildi mi? İçildi mi? Evet, ben partiden sonra bir şeyler yapalım dedim ama... Ben hayır dediğim için evlere dağıldık. Yani bu halim ilaçlara başladım ya kullanmaya, o yüzden. Hayır demen çok Zeynepsel bir hareket. Hoca bekliyor, ben onun yanına bir gideyim. Tuzsuz kahve. Döküyorum. Annesinin böbrekleri iflas etmek üzereymiş. Organ nakline ihtiyaç duyulmuş. İlker'i de test etmişler. Dokular uyumlu çıkmış ama tam o sırada HIV pozitif olduğu da ortaya çıkmış. Böbreklerini verememiş. Başka donör bulunamadığı için de anne ölmüş. Melodrama bak be. Sen iyi misin? He? Çık 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 çık. Sabah kahveni fıçıyla mı içtin yoksa? Baba abartıyor bence. İlker annesini öldürmedi. Kimsenin vücudu anne babasının organ çiftliği değil sonuçta. Nasıl babası abartıyor sence? Adam kendine enfekte iğneyle basıp HIV olmuş. Babasının kızmaya hakkı var. Gittiği partilerde birlikte çalıştığı kızlardan biri vermiş iğneyi. Partilerden ve kızlardan uzaktır diyorsun yani. Mantıklı. Ha belki de birlikte çalıştığın kızlardan uzaktır diyordur. He? Öyle bir şey demiyorum. Herkes istediğini yapmakta serbest. Ne kadar serbest? He? Ne kadar serbest? Dolap dere. Soru. Birlikte çalıştığın bir hanımefendiyle ne kadar serbest hissederdin kendini? Yani ciddi bir şeyler düşünür müydün? Hayat zaten yeterince karışık derim ben. Nişantaşı, aynı soru. Böyle birlikte çalıştığın güzel bir hanımefendi var. He? Anlarsın ya, düşünür müydün bir şeyler? İş yerinde yakın çalışan insanların ilişki kurmasını doğru bulmuyorum. Laboratuvardan aradılar. AC düzeyi yarından önce çıkmazmış. Ben de çok acıktım. Hiç tantini ısmarlamıyorsunuz ki bize. Hep Orhan Hoca, hep. Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum. Neydim? Ne oldum? İki kutup arasında kaç yerimden vuruldum. Bir açtım, bir soldum. Gözümde gezegeninde... Sen söylüyorsun. Babamla en büyük kavgamızdı. Şarkı söylememden nefret eder. Zaten müzik, resim, tiyatro, okulda benim ilgimi çeken ne varsa evde bana yasaktı. Ben 16 yaşıma basarken ondan bir klasik gitar istemiştim. Eve elinde bir av tüfeğiyle geldi. Av tüfeği. Beni adam edecek ya. Zaten eğlenceden tek anladığı avlanmak. O kasabadaki bütün diğer erkekler de öyle. Beni zorla ava götürürdü. Ben de kucağımda tüfekle bir yerlere saklanır şarkı söylerdim. Yalnız kalınca şarkı söylerim. Şimdi yalnız değilsin. Baban dışarıda. Ama bir insanın yanında durması, yanında olması anlamına gelmez. Hem bunu sen de iyi bilirsin. Zeynep hocam nasıl? Demin uğradı da biraz solgun görünüyordu, iyi mi? Bilmem. Ya ama ben sana sormayı tercih ederim hocam. Niye? Çünkü aşıklar kimsenin görmediği şeyleri görür. Kameranın objektifi gibi. Hiçbir şey kaçmaz onlardan. Beyinleri ya da kalpleri sevdikleriyle ilgili her şeyi kaydeder. Bak, ben Zeynep Hoca'ya aşık falan değilim, tamam? Aramızda da sandığın gibi bir şey yok. Ama bir şey var.
bir bakışta, kısacık bir anda kendini gösteren bir şey. Sende kalsın hocam. Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum. Neydim, ne oldum? İki kutup arasında kaç yerimden vuruldum. Bir cenazeye katılacağım. Kimin cenazesi? Karşı komşum. Piyano çalan yaşlı kadın mı? Artık o piyano sesi gelmeyecek. Hadi ya. Ne zaman ölmüş? Dün sabah. Gece eve gidince öğrendim. Başın sağ olsun. Gece mi? Keşke ben geldim de sen bana... ısıyı regüle etmeyi unutmuşsun Zeynep. Hava alacağım ben biraz. Hocam Zeynep'i gördünüz mü? Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder Emre Hoca? Hocam Zeynep'i gördünüz mü? Zeynep'i gördük mü? Görmedik mi Muzo? Bilemiyorum. Belki gördük, belki görmedik. Neden? Şu İlker'in tahlil sonuçlarına bakalım diyecektim de. Beraber bakalım. Olmaz mı? Hadi gel, ikimiz bakalım. Gördük, geçti biraz önce. O da herhalde İlker'in tahlil sonuçlarını düşünüyordu. Çok düşünceliydi. Beş kuruş. Beş kuruş mu? Hocam beş kuruş dedin, yanlış olmasın sakın. Al bakalım notunu. Aldım. Beş kuruş. Neden bu kadar sakinsin? Dün gece komşunun öldüğünü bana neden söylemedin? Neden söylemeliydim? Bak benim için sorun değil. Dün geceyi unutalım diyorsan tamam. Unutalım. Unutmak istediğimi mi düşünüyorsun? Unutmak istemiyor musun? Yorgunum, kafam karışık. Yani ne yapayım bilmiyorum. Peki. Sonra konuşuruz. Verdiğin şeyi yıkadım. Yani ütüledim de ama getirmedim. Belki çekmeyeceğin de bir yer bulursun. Dertleşeceğiz. Bak benim bir derdim yok. Tamam mı? Beni bırak ben gideyim. Ya hep senin mi derdin var? Benim canım bir şeye sıkkın. Dertleşir misin benimle lütfen? Ne oldu?
Ya dün ben buradan çıkınca partiden eve gitmedim. Bir kız var da, kadın da ondan. Böyle arada bakışıyoruz, bakışıyoruz işte falan. Beraber döndük buradan. Ya E'si işte birlikte olduk falan. Ama böyle o kadar hızlı oldu ki benim biraz aklım karıştı dostum. Sen bir şey hissediyor musun yani bu kıza? Ya ben böyle şeyleri konuşmaktan biliyorsun ben işte yani. Hem zaten hissetsen ne olacak ki? Bu işler karşılıklı yani. Benim ne hissettiğim önemli değil. Onun da ne hissettiği önemli. Anlamak en zor kısmı işte. Yani bir de aynı iş yerinde herkesin göz önünde böyle bir şey yaşamak. Neyse ya. İki tane yetişkiniz yani. Bu şekilde hallederiz. Doğru, doğru. Karşılıklı hissediliyorsa bazı şeyler belki güzel bir şey bile olabilir. Ama tek gecelik gibi yaşandıysa her şey, oradan dönmek zor işte. Ne anlamda? Dönmek zor yani. Ne anlamda söyledin? Ne bileyim abicim ya. Parti sonrası diyorsun. İkinizin de kafası güzeldi. Yani belki... belki bir kızın bir sıkıntısı, bir derdi vardı. Belki de. Bir teselli, bir... insanın yakınlık gibi. Yaşandı belki her şey ya işte, ne bileyim. Senin derdin bu mu? Zeynep'le yaşadıkların bir gecelik kalmasın diye mi? Zeynep'le ne ara? Yuh be. Ya yuh ya. Kusura bak. Ya kusura bak. Ya sen kötü bir insan. Bak sen gerçekten çok kötü bir insansın. Ben arkadaşımın derdini almaya çalışıyorum. Cerrahi operasyonu almak zorundayım. Kusura bakma, anestezi yap. Bırak ya. Bırak ya. Pardon. Ya insanın ağzından zor laf almaya çalışıyorsun. Ama vermiyorsun ki zaten. Ya bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ya git abicim, git. Ben sana bir yemek ısmarlamak istiyorum. O kadar derdimi dinledin, anlasın mı? Gel, gel. Gel, gel. Gel, gözünü seveyim. Ya oyun yapıyorsun, dinliyorum ben seni. Üzülüyorum sana ya. Bir daha konuşmayız. Gel, ben sana üzülüyorum. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.